Merhaba sevgili çocuklar, telafi eğitimi video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinin 5. gün telafi eğitimini işleyeceğiz. Konumuz güvenli iletişim. Günlük hayatımızda birçok kişiyle karşılaşırız ve bunların bazılarını tanır ama bazılarını ise tanımayız. Tanımadığımız kişilere karşı tanıdıklarımız gibi iletişim kuramayız, yani konuşamayız. Tanımadığımız kişilere karşı daha dikkatli olmalıyız ve onların ikramlarını, tekliflerini kabul etmemeliyiz ve onlara karşı çıkmalıyız. Hemen tanıdıklarımızın yanına gitmeliyiz. Kısaca bilgi olarak bunları verebiliriz. Evet, A etkinliğimizde aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazalım diyor. Şimdi çocuklar, sizler görmüş olduğunuz bu bölgeyi önce videoyu durdurup kendiniz yapmanızı isterim. Daha sonra ise açtığınız zaman videoyu ben doğru cevapları söylemiş olacağım sevgili çocuklar. Evet. Tanımadıklarımızla telefon numaramız, adresimiz gibi özel bilgileri paylaşmamalıyız. Evet, tabii ki bu doğru bir bilgi. Tanımadığımız kişilere bilgilerimizi vermemeliyiz sevgili çocuklar. Tanımadıklarımızın verdikleri hiçbir şeyi kabul etmemeliyiz. Tabii ki doğru. Genel ağda, yani internet, kimlik bilgileri, adres ve aile yaşantılarımızla ilgili bilgileri paylaşabiliriz. Tabii ki bunu yapmamalıyız. Yani kimlik bilgilerimizden tutun da bütün bilgilerimizi, adreslerimizi, ailemizin yaşantılarıyla ilgili bilgileri, hiçbir şeyi internette paylaşmamalıyız. Burada paylaşabilir demesi yanlış olmuş. Bizi rahatsız eden insanları mutlaka ailemize söylemeliyiz. Kesinlikle doğru. Rahatsız olduğumuz durumları ailelerimiz bilirse önlemlerini de alabilir diyebilirim. Ben senin babanın arkadaşıyım. Haydi gel seni evine götüreyim diyen birine tamam gidelim diyebiliriz. Tanımadığımız kişilerin en yakın kişilerimizin, yani anne babalarımızın almamızı söylediğini söylemesi bile yanlış bir cevap sevgili çocuklar. Kim olursa olsun bizim bilgimiz yoksa biz onlarla gitmemeliyiz. Tanımadığımız kişiler bizimle konuşmak istediğinde onlara istemediğimizi söylemeliyiz. Evet, konuşmak istemediğinizi karşı tarafa belirtebilirsiniz. Tanımadığımız kişilerden her zaman yardım istemeliyiz. Tanımıyorsak onlarla iletişim kurmamalıyız ve onlardan uzak durmalıyız demiştik bunu, ama burada yanlış bir bilgi vermiş. Evet, doğru cevap şekli bunlar olacak sevgili çocuklar. Şimdi ise B etkinliğinde çevremizdeki kişilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini yazalım diyor. Evet, bu bölümü, B bölümünü bir boş defterinize açıp şu şekilde ya da buradaki bölüme yazabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu bölümü sizlerin doldurmanızı istiyorum ev ödevi olarak. Evet. Evet. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin davranışı doğrudur demiş. Arda okul servisini kaçırınca yoldan geçen arabalara binmeye çalıştı. Bakın ne demiştik size? Tanımadığınız kişilerle konuşmamalıyız, onlarla bir arada olmamalıyız demiştik. Tanımadığın kişinin arabasına binmen yanlış bir davranış. Evet, burada bakın eksi, artı, emin değilim bizim test çözme tekniklerimizden biriydi. Eksiyi hemen yazdık. Kerem AVM'de annesini kaybedince güvenlik görevlisinden yardım istedi. Çok doğru bir davranış. Oradaki güvenlik görevlisi, herhangi birinden değil. Oranın, o alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden ben annemi kaybettim diye bilgi vermesi doğru bir davranış. Oğuz tanımadığı bir kadının verdiği şekeri aldı. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünleri başkalarından bilsek dahi yememeliyiz, almamalıyız. Bakın eksi artı emin değilim işaretlerini koyarak hangisinin doğru olduğunu hemen bulabildim sevgili çocuklar. Evet, diğer etkinliğimiz ise acil durum telefonları. Evet, bugün bu etkinliklerimizi yapıp bugünkü konumuzu bitireceğiz. Güvenlik önlemlerini almış olmamıza karşın bazen can güvenliğimizi tehlikeye sokan durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumda destek istememiz gerekir. Ama kimlerden isteyeceğiz? Şimdi onları öğreneceğiz çocuklar. Destek alacağımız uzman kişi ve kurumlar bize yardımcı olurlar. Bunlar kim olur? İtfaiye olur, ambulans olur, polis olur, jandarma gibi ekipler olabilir. Haydi gelin A etkinliğimizle başlayalım. Şöyle birazcık, evet. Ne diyor?
Aşağıdaki durumlarda aramamız gereken telefon numaralarını karşılarına yazalım. Tabii ki videoyu durdurma etkinliğimiz bu. Ben hepsini tek tek okuyacağım ama cevaplarını söylemeyeceğim önce. Önce sizlerin doldurmanızı isteyeceğim çocuklar. Hastalık ya da kaza gibi acil durumlarda ambulans çağırmalıyız. Hangi numarayı arayacağız acaba? Yangın gibi acil durumlarda itfaiye haber vermeliyiz. Acaba numarası kaçtı? Kavga, şiddet veya hırsızlık gibi durumlarda polisten yardım istemeliyiz. Polisin numarası kaçtı acaba? Polisin görev yapmadığı yerlerde can ve mal güvenliğimizi tehlikede olduğu zaman jandarmayı aramalıyız. Ama jandarmanın numarasını bakalım biliyor muyuz? Orman yangınıyla karşılaştığımızda orman yangın ihbar numarasını aramalıyız. Bunu da bakalım bilebilecek miyiz? Evet sevgili çocuklar, bu 5 tane telefon numarasını araştırıp yazmanızı isterim. Videoyu açtığınız zaman bunların cevaplarını söyleyeceğim ben. Evet sevgili çocuklar, hastalık ya da kaza gibi durumlarda ambulansı aramalıyız demiştik. Ama şimdi bu sayıyı okuyamıyorsanız şöyle kodlayabilirsiniz. Öğretmenim ben bu sayıyı bilmiyorum. O zaman şu şekilde önce ben okuyayım. 112. Ama bunu bilmiyorsan 112 şeklinde kodlayabilirsin. Evet, itfaiyenin numarası yangın gibi acil durumlarda itfaiyeyi aramalıyız demiştik. İtfaiyenin durumu numarası 110'dur ama bilmiyorsan 110 şeklinde kodlayabiliriz. Kavga, şiddet veya hırsızlık gibi durumlarda polisten yardım istemeliyiz demiştik. Numarası 155 ama bilmiyorsan 155. Tabii ki polisin olmadığı yerlerde jandarma olabilir. Jandarmanın numarası da 156'dır. Tabii ki bu da 156 şeklinde kodlanabilir. Orman yangınları olduğu zaman da orman yangın ihbar numarası da 177 idi. 177 şeklinde kodlayabiliriz sevgili çocuklar. Bu numaraları iyice öğrenmemiz gerekir. Ve bu acil durumlarda ilk aramamız gereken numaralardır. Bunları iyi bilelim çocuklar. B etkinliğimizde ise resimde verilen acil durumlarda arayacağımız kurumlara ait araçların altlarına kurumların telefon numaralarını yazalım diyor. Yani biraz önce öğrendiklerimizi bakalım hatırlıyor muyuz, yazabilecek miyiz? Ambulans kaçtı, itfaiye kaçtı, polis kaçtı ve jandarmanın numarası kaçtı. Şu boş kutulara yazmanızı istiyorum. Tabii ki videoyu durdurmanız gerekiyor. Yazın, açtığınızda cevabı vereceğim ben. Evet, tabii ki biraz önce söylediğimiz gibi 112 idi. Neydi? 112 şeklinde ambulansımız. İtfaiye ise 110'du, 110'dı. Burada polisin numarasını istiyor. 155 demiştik, 155 yani. Tabii ki bu da jandarma. O da 156 idi, 156 şeklinde kodlanabilir sevgili çocuklar. Ve burada bir de sorumuz var. Orman yangınlarıyla karşılaştığımızda aşağıdaki telefon numaralarından hangisi aranmalıdır? Orman yangınlarıydı. Hangisiydi sevgili çocuklar? Bakın burada söylemiştik. 177 şeklinde 112 hangisiydi? Acil durumlarda ambulansı arardı. 155 yani 155. Bu da bizim polis gibi polisi aramamız gereken durumlarda arayacağımız numaraydı. 177 yani 177 ise orman yangını ihbar numarası diyebiliriz sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, bugün sizlerle güvenli iletişim ve acil durum telefon numaraları hakkında konuştuk, bilgilendik. Bu bilgilerimizi taze tutmak için bol bol tekrar etmemiz gerekiyor bu bilgileri kalıcı hale gelmesi için. Telafi eğitimimizin 5. videosu burada sona eriyor. 6. videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.